Merhaba Burç TV takipçileri. Sevgili terazi burçları için kahvemizi kapattım. Bakalım sevgili terazi burçlarını 2020 yılında neler bekliyor? Kahve falımızda neler çıkacak? Hep birlikte şekilleri yorumlamaya çalışalım. Terazi burçlarını severim. Hava grubu çok eğlenceli, keyifli insanlarsınız. Neşeli insanlarsınız. Çok kararsızsınız. Karar verdiğiniz noktalarda inanılmaz güçlüsünüz. Karar verip inandığınız her konuda çok sağlam adımlarla ilerliyorsunuz. Yapmak istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Yeter ki karar verin. Bakalım 2020'de çok fazla neler çıkmış. Bence çok fazla hayaller kurduğunuz, çok fazla planlar yaptığınız bir yıl. Bir sıkıntı varmış. Atlatmayı planlıyorsunuz 2020 yılında ve zaten böyle bir yarım ay doğmaya başlamış. Hani ucu açılmış, 2020'de de inşallah sıkıntılarınız, dertleriniz çözüme ulaşır. Şöyle hep beraber bir bakalım kahve falımızda neler çıkmış diye. Şöyle bakalım, şunu da şöyle yapınca gidecek mi? Evet, gitti hemen. Bu gelip geçici bir sıkıntı olacak inşallah sizler için. Açılacak, şöyle hemen dağıldı. Çok bariz bir şekil çıktı. Siz de bakınca böyle görüyorsunuzdur. Bu sıkıntıların arkasında dev gibi bir insan çıkmış böyle. İri, yarı, kocaman bir insan. Bu siz de olabilirsiniz. Bu sizin eşiniz, ailenizden biri de olabilir. Bu sıkıntılarının içinde, ortasında bir insan var ama böyle biraz da erkek gibi, bilemiyorum ama ya da böyle iri kemikli, böyle çok güçlü karakter aslında. Ama bu dertlerden, tasadan böyle beli bükülmüş, biraz yorulmuş, bir çok güçlü bir karakter çıktı. Hatta böyle artık böyle dertten tasadan kusuyormuşçasına, sıkıntıdan böyle sıkıntılarını kusuyor, konuşuyor, söyleniyor, belki de bağırıyor, çağırıyor, öfkeleniyor gibi çıkmış. Ama bakın arkası ve önü çok temiz, çok ferah. Bu sıkıntıların hepsi geçecek. Adımını atacak ve yapmak istediği her neyse yapacak. Bu kişi şöyle bir şey de olabilir. Ben artık çok sıkıldım, yoruldum. Ben bu işi kabul etmiyorum. Artık ben bu iş yerine çalışmak istemiyorum deyip bir adım atıp işten ayrılabilirsiniz. Ya da bir ilişkiniz vardır, uzun zamandır kararsızsınızdır, karar veremiyorsunuzdur. Ben bu işi bu kişiden ayrılsam mı, bu ilişkiyi bitirsem mi diye. Ama bence artık adım atacaksınız, kusacaksınız bütün derdinizi, sıkıntınızı ve belki bitireceksiniz. Ama bazen de hani bitişler her zaman kötü değildir. Bence gerektiği yerde bırakabilmek, gerektiği yerde gidebilmek dünyanın en doğru şeyi. Keşke tabii ki de ilişkiye başlarken hep şey düşünürüz, hiç bitmese. Tabii ki de hiç bitmeyecek ilişkilere başlayabilsek keşke, ama bazen olmuyor. Yani sonuçta boşanmak Allah tarafından da kabul görmüş bir şey, ya da ayrılmak. Bazen bitişler büyük enerji verir. Karar veremiyorsunuz ya siz terazi burçları, böyle yapsam mı yapmasam mı, doğru bir hamle mi bu değil mi falan. Bence bu sıkıntıyı kendinizde büyütmüş büyütmüş kocaman hale getirmişsiniz ama bence atacağınız o büyük adımla birlikte ferahlayacaksınız. Karar vermek, net olmak dünyanın en güzel şeyi. Ondan sonrası çok daha kolay. Yapacaklarınızı hemen hızlı hızlı yapabiliyorsunuz. Karar verene kadardır zorluk genelde. Umarım böyle ferahlayacaksınız, sıkıntılarınızı atacaksınız. Böyle kocaman bir ayak çıkmış, ayak basacaksınız, bir adım atacaksınız. Olayların gidişatına doğru. Bakın arkanızda bir kişi var sizin ama bu bir çocuk gibi de, çocuk figürü gibi de ya da minyon bir insan. Sizin bu sıkıntınızın, bu derdinizin arkasında yalnız değilsiniz siz. Yani ailesiniz aslında, belki aileden biri olabilir, çocuğunuz olabilir, bu çok yakınınız olabilir, minyon biri olabilir ama böyle size bağlı bir kişi, böyle ayaklarınız bağlı. Vereceğiniz kararda hani böyle o kişi de etkilenebilir. O kişi de böyle eli yüreğinde haber bekliyor ama olan her neyse böyle çok temiz, çok ferah bir haber olacak sizler için. Onun haricinde bakalım çok güzel böyle planlarınız, hayalleriniz çıkmış. Hatta böyle 2-3 parça halinde ya da 3 vadede, 3 böyle seviyede böyle parça parça olacak istekleriniz var. Öyle hemen bir kere de olmayacak ama parça parça olacak. Bakalım başka neler çıkmış. Bakın şurada böyle bir kurt gibi bir şey çıkmış.
Bu kurt yani böyle birisi bir ilişkide hani böyle çok kurt çakal gibi deriz ya böyle kötü tabiriyle kötü kusura bakmayın hani böyle birisi böyle aslında iyi gibi gözüküp aslında kurtluk yapacak. Böyle hani kendi çıkarları için bu iş yerinde de olabilir. Genelde iş yerinde böyle şeyler olur. İnsanlar size yakın davranır ya da böyle arkadaşça davranır ama aslında bir kurtluk vardır onda. O kendi çıkarları için bu şekilde davranıyordur. Çünkü bu o kişi bilinçlidir. Hani böyle o ilişkide, o ortamda yapması gerekeni biliyordur. Deneyimleri sayesinde böyle bir yaşı da büyük olabilir. Çünkü deneyimli insan daha böyle kurt derler ya böyle kurt olmuş hani bu kişi artık bu işte ya da işte hayat deneyimlerinde kurt olmuş bu deriz. Öyle bir insan bu. Yaşı sizden büyük oça olabilir. Böyle bir kurtça yaklaşacak size. İlişkide belki onun varlığını hissedebilirsiniz. Belki de ondan sakınmanız gerekebilir tabii ki de. Bir de şuradan bakınca bakın şurada bir kadın figürü var ve kucağında bir bebeği var sanki. Bir kadın kucağında bebeğiyle böyle etrafınızda ailenizde böyle sıkıntısı olan çocuğu kucağında böyle dertli bir kadın çıkmış. Bu kişi siz de olabilirsiniz, eşiniz olabilir ya da işte etrafınızda ailenizde bebekli bir kadın çıkmış burada. Böyle onunla ilgili bir haber alacaksınız. Böyle keskin böyle bir haber gelecek ona. Belki şöyle de olabilir. Hani bebek isteyen bir kadına böyle bir bebek haberi alabilirsiniz çok hızlı bir şekilde. Kucağında bebek olacak ya da bu kişiyle ilgili bir haber alacaksınız. Ani hızlı bir haberi çıkmış bu kişinin. Böyle kucağında bebeği bir genç bir kadın figürü çıkmış. Hatta şuradan bakınca şöyle bir K harfi de görüyorum. İsminde veya soy isminde ya da eşinde K harfi olabilir bu kişinin. Onunla ilgili bağlantıda güzel bir haber alacaksınız. İnşallah mutlu, sevinirci bir haber olur. 2020 yılı ile ilgili çok fazla hayaller, planlar yapıldığı bir yıl çıkmış. Şurada ince, uzun bir kadın çıkmış ve böyle çalışıyormuş gibi. Burada hani böyle işçi, emekçi gibi gözüken bir kadın. İnce uzun bir kadın var. Böyle çalışıyor, didiniyor. Böyle hani ekmeğini taştan çıkartmaya çalışırcasına çok çalışkan bir kadın figürü çıkmış. Böyle bir ya da bir erkek olabilir. Bu siz olabilirsiniz. Böyle bir şey için çok fazla emek harcayacaksınız. Böyle inanılmaz didineceksiniz. Hani böyle istediğiniz şeyi yapabilmek için terazi burçları öyledir zaten. Gerçekten karar verirseniz hani daha önce de az önce de demiştim. Kesinlikle o şeyi elde edebilirsiniz yani. Yeter ki karar verin. O yola girin. Hangi yola girmek istediğinize karar verin. Ondan sonra zaten sizi hiç kimse tutamaz. Bakın burada böyle karınca gibi çalışan, emek veren ama karşılığında alacak böyle uzun, karmaşık bir sürü yolu var. Belki de zor zamanlar sizi bekliyor ama sonrası ferah ve istediğiniz gibi hayallerinize kavuşacağınız bir dönem yaşayacaksınız. Genel olarak bardağımızda bunlar çıkmış ama bir de tabağımıza bakalım. Burada sıkıntılarımızı az önce atmıştık zaten. Bakın böyle 2-3 parça parça halinde hem sıkıntılarınızı atacaksınız hem de ayak çıktı. Bakın istediğiniz her neyse bir karar vereceksiniz ve bu kişi, karşınızdaki kişiye de bunu direteceksiniz. Bu sıkıntılarınızı atarken sizin dediğiniz olacak. Yani bir ilişkideyseniz bir sorun varsa sizin dediğiniz olacak. İş hayatında bir sorun yaşayan terazi burcuysanız sizin dediğiniz olacak. Böyle ayak basacaksınız, adım basacaksınız. Hani ayağını basar dediğim dedik davranırlar ya. İşte öyle davranacaksınız ve dediğiniz olacak. Sonrasında rahatlayacaksınız ama böyle büyük bir parça mal edinebilirsiniz bu yıl. Ev alabilirsiniz, araba alabilirsiniz, yatırımlık bir mülk alabilirsiniz. Bir malınız çıkmış ve çok temiz, çok ferah, güçlü bir yıl geçireceksiniz inşallah. Bakın şurada kötü bir figür. Bakın yılan çıkmış sanki dili de. Kocaman bir yılan. Etrafınızda dolaşan böyle etrafta zaten tabanda etrafında çıkmış dolanan kocaman bir yılan çıkmış. Size zarar veremiyor ama dilini uzatıyor. Yani size laf söylüyor olabilir, sizi üzüyor olabilir. Sözüyle, duruşuyla, davranışlarıyla böyle yılan gibi sokmaya çalışan, sizi üzmeye çalışan, böyle etrafınızda dolaşan bir insan çıkmış.
Buna dikkat etmeniz gerekebilir. Bakın onun altında gözyaşı da dökülmüş. Belki de bu kişinin varlığını biliyorsunuz. O söylediği sözler sizin çok canınızı yakıyor olabilir. O yüzden gözyaşı da dökmüş olabilirsiniz. Yine bu kişinin varlığı çıkmış ama tabii size zarar veremeyecek. İstemedikten sonra hiç siz istemedikten sonra kimse size zarar veremez. İnşallah da kimse zarar vermesin ama böyle çok bariz de şurada bir yılan figürü çıkmış. Umarım hiç kimse kimseye zarar vermesin. Kimseye Allah o fırsatı tanımasın. Hep olumlu düşünelim, olumlu şeyler yaşayalım. Doğru insanlarla karşılaşalım. Eğer siz iyi düşünürseniz, iyi olursanız Allah da gönlünüze göre insanları çıkartır. Evet, bazen yanlış kişiler çıkabiliyor karşımıza. Demek değil ki o bizim yüreğimiz kötü. Maalesef kötü insanlar da var bu hayatta. Dilerim hepsinden uzak kalırsınız. Onun haricinde temiz, ferah bir yıl bir fal çıkmış. Güzel olacak her şey. Zaten sıkıntılarınızı atacaksınız, ayağınızı basacaksınız. Bakın şurada da böyle bir salyangoz çıkmış. Böyle ağır da olsa evinizi taşıyabilirsiniz. Yani böyle bulunduğunuz ortamın dışına çıkabilirsiniz. İş değişikliği yapabilirsiniz. Şehir değişikliği, ülke değişikliği, ev değişikliği. Ama böyle bir salyangoz sırtına almış yükünü yavaş, biraz ağır adımlarla. Ağır ama olacak. Yani hani böyle ağır adımlarla da olsa ilerleyeceğiniz, bir değişiklik yapacağınız bir şey olacak. Bu dediğim gibi iş olabilir, ev olabilir, şehir değişikliği, ülke değişikliği ama bir değişiklik. Böyle almışsınız yükünüzü ve gidiyorsunuz. Çok da ferah. Önünüz ve arkanız, yolunuz uzun ve çok temiz, çok ferah olacak. Gittiğiniz, yaptığınız her neyse o yol size hayırlı gelecek. Çok da güzel olacak. Zaten doğru kararlar alıyorsak, doğru yöne gidiyorsak her zaman mutlu oluyoruz. Umarım 2020 yılında daha kararlı olarak geçirirsiniz 2020 yılını. Sizin için en doğruya düşünerek, çünkü dengeyi kurmaya çalışırken terazi burcu denge burcudur ya, ama bu demek değil ki dengeli her konuda değil. Tam tersi, çok da kararsızsınız. Dengeyi sağlayabilmek için çok hassas tartıyorsunuz. Öyle mi olsun, böyle mi olsun, şöyle mi olsun? Hani böyle her kefenin her tarafını çok fazlasıyla tartıyorsunuz. Bu da sizi çok yoruyor, çok fazlasıyla düşündürüyor. Dilerim bu yıl biraz daha rahat atlatabilirsiniz. Daha böyle net kararlar alabilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.